Evet yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü konumuz temizlik. Temizlik gerçekten çok önemli. Diyelim ki evde yoksanız ve yoğun bir iş hayatına sahipseniz evinizi temizleyen birisinin olması gerekiyor. Mesela ben tek yaşayan bir insanım ve evde bir robot süpürgeye ihtiyaç duyuyorum. Teknoloji editörü olmama rağmen hala bir robot süpürge alıp evime koymuş değilim. Bunu uzun zamandır planlıyorum. Muhtemelen bu videodan sonra Anker'in bu akıllı robot süpürgesini evime götüreceğim. Evet bugün sizlerle birlikte Anker Yufi Robovac G30 hibrit modelini inceleyeceğiz arkadaşlar. İlk olarak fiyat bandından sizlere bahsetmek istiyorum. 7-8 bin liralık robot süpürgeler var biliyorsunuz piyasada ve 2000-2500 lira kar edip daha pahalı robot süpürgelerin aynı performansa çalışanını bu robot süpürgede bulabileceksiniz arkadaşlar. Sözü daha fazla uzatmıyorum. Gelin videomuza başlayalım. Bu robot süpürgeyi neden sevdim? İlk olarak tasarımdan başlamak istiyorum. Tasarım gerçekten çok şık ve kaliteli. Çünkü bu kahverengi ve siyah tonlarının buluştuğu ve bizim ofis ortamımıza da gerçekten yakıştığını belirtmek istiyorum. İlk olarak ürünün ön yüzeyine bakmamız gerekiyor. Yani yukarıdan baktığınız zaman bir yuf yazısını görebiliyoruz. Bir taraf kahverengi, orta kısım siyah bir şekilde bizleri karşılıyor. Plastik bir yapı burada. Onu da belirtmiş olalım. Burada başlatma durdurma butonunu görebiliyoruz ve buradan şarj yani ana üniteye git ve şarj et butonunu görebiliyoruz. Bir de Wi-Fi simgesi bulunmakta. Bu neden önemli? Çünkü içerisinde bir Wi-Fi ağı bulunmakta ve siz telefonla eşleştirdikten sonra tüm fonksiyonları telefon üzerinden yönetebiliyorsunuz. Tasarımda görmüş olduğunuz gibi şöyle bir panel bulunmakta. Bu da sert zeminlere çarptığı zaman geri gelip bir daha o sert cisme çarpmamak için tasarlanmış yapay zekası var. Akıllı bir şekilde çalışıyor ve en beğendiğim özelliği de şurada direkt olarak sizlere göstereceğim. Bakın görmüş olduğunuz gibi masadan kesinlikle düşmüyor arkadaşlar. Şu anda kadradan çıktı mı? Hayır. Mesela şuraya geldi düşmedi. Şu an masanın sonunda. Neden düşmüyor? Çünkü içerisinde bir yükseklik sensörü var arkadaşlar. Diyelim ki eviniz yüksek katlı ve tam merdivenlere geldiği anda içerisindeki sensör bunu algılıyor ve oradan düşmüyor. Direkt olarak şunu da şöyle çevireyim. Alt tarafını merak ediyor olabilirsiniz. Şöyle çevirdiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi burada fırçamız bulunmakta. Bir adet burada da fırçamız var. Yan tarafta açma kapatmak için on off tuşumuzu görebiliyoruz. Burada mop yapmanız için sizlere verilen bir adet paspasımız var. Su çıkarma haznemiz, toz toplama haznemiz bir arada geliyor arkadaşlar. Şu paspas çıkardıktan sonra bu görmüş olduğunuz hazne, toz toplama ve suyu doldurma hazneniz. 0.15 litre su doldurabiliyorsunuz. Toz toplama haznesi de 0.6 litre. Kutu içeriğini merak ediyor olabilirsiniz. Hemen kutu içeriğine bakalım. Şarj standımızın kendisi çıkıyor. Güç adaptörünü görebiliyoruz. Tabii ki de robot süpürgemiz de yanında geliyor. Bir adet mop başlığımız var. 5 adet yedek mop başlığında görebiliyoruz. Bunlar normalde kullan at mop başlıkları. Diyelim ki bu mop başlığını kullandınız, çok kirlendi. Çünkü mop yaptığınız zaman biliyorsunuz su da işin içine girince baya bir kirleniyor. Ama bunları makinede yıkayabiliyorsunuz. Tekrar kullanıp atmanız gibi bir durumu ben önermiyorum. Bunları yıkayıp bir kayıp kullanabilirsiniz. Devam ettiğimiz zaman kutunun içerinden şarj standının önüne konulan bir plastik stand çıkıyor. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Makine şarj olma istasyonuna giderken tam altında bir stand bulunmakta. Bu standın üstüne geldiği zaman robot süpürge standın önünde uzun vakitler bekleyeceği için alt tarafın kirlenmemesi için, suyu akıtmaması için bir stand var. Eğer ki kirlenirse vesaire toz gelirse standı alıp tekrar temizleme şansına ulaşabiliyorsunuz. Buna ek olarak sanal alan oluşturmak için bir manyetik plastik çıkıyor. Diyelim ki evinizde makinenin girmesini istemeyeceğiniz kısımlar var. Diyelim ki kediniz var ve kediniz bir yerde mamasını yiyor vesaire. Diyorsunuz ki robot süpürgem kediye yanaşmasın. Allah korusun bir şey olur vesaire. Bu manyetik şeridi çiziyorsunuz arkadaşlar. Makine bunu haritaya kaydediyor ve artık nereye koyduysanız orada da kullanabiliyorsunuz. Buna ek olarak bir adet HEPA filtremiz çıkıyor. Yedek olarak kablo toplayıcısı, robotu temizlemek için bir fırça ve bir adet yedek fırçayı da burada görebiliyorsunuz. Biraz teknik detaylardan sizlere bahsetmek istiyorum. Emiş gücü nasıl vesaire. Sonra kendi deneyimlerime geçeceğim. Çünkü yaklaşık olarak bu robot süpürgeyi 3-4 gündür ofiste deneyimliyorum. Bu robot süpürgenin yaklaşık 2,5 kilogramlık bir ağırlığı bulunmakta ve yüksek zeminleri rahat bir şekilde açabiliyor. 15 milimlik bir yüksekliğe çıkıyor. Bu da yaklaşık 1,5 santimlik bir mesafeye denk geliyor. Ses şiddetini merak ediyor olabilirsiniz. Son güçte yani maksimum verimlilikte çalıştığı zaman 55 desibel 60 desibele kadar ulaşan bir ses şiddeti bulunmakta. Wi-Fi desteğinin biliyorsunuz zaten telefonunuzla eşleştiriyorsunuz. Bu ne ek olarak cihazın içerisinde birden fazla sensör var. Az önce bahsettiğim yükseklik sensörü, akıllı navigasyon sensörü, otomatik şarj olma desteği var ve sesli rehberi zaten sizlere söylemiştim. İçerisindeki sensörler gerçekten çok iyi. Boost IQ'ya gelecek olursak robot süpürgeniz bir kısmı temizledi ancak o kısımda tozlar veya kirler kaldı. Hiç dert etmenize gerek yok. Robot süpürge Boost IQ özelliği sayesinde bunu algılıyor ve çalışma verimliliğini bir tık daha arttırarak oradaki kirleri, tozları vesaire temizliyor. Robot süpürgemizin emiş gücüne bakacak olursak 2000 paskallık bir emiş gücünü görebiliyoruz arkadaşlar. Robot süpürgemiz tam 120 dakika çalışma süresine de sahip. Bu gerçekten çok iyi bir değer ve sistematik bir şekilde de çalıştığını belirteyim. Bazı robot süpürgeler temizlik yaptığı esnada navigasyon sisteminin pek yeterli olmadığını, bir yerleri atladığını hemen hemen görüyoruz arkadaşlar. Ancak u G30 hibritin çalışma sistemi gerçekten çok sistematik ve hiçbir yeri atlamayarak temizliği sonuna kadar yapıyor ve 120 dakika gerçekten çok uzun bir süre yaklaşık olarak 2 saat temizleme yaptıktan sonra evinizin bütün kısımlarını temizleyebiliyor. Şimdi şöyle yapacağız. Benim ofiste çekmiş olduğum detaylar var. Yerleri bayağı bir kirlettik vesaire. Onları ekranlarınıza getireceğim ve ben de bu detayların arkasından sizlere mobil uygulamadan bahsedeceğim. Hem temizliği göreceksiniz hem de mobil uygulamanın faydalarını sizlere anlatacağım. Şimdi mobil uygulamayı App Galeriden veya Google Play Store'dan indirebiliyorsunuz. Uygulamamızın ismi UFI Home. Şimdi bu uygulamaya girdikten sonra direkt olarak bir eşleşme yapmanız gerekiyor. Sadece 2.4 GHz Wi-Fi ağında robot süpürgenizi çalıştırıyorsunuz. Wi-Fi e ağına bağlandıktan sonra robot süpürgenin ana menüsü sizleri karşılıyor. Robot süpürgenize bir isim verebilirsiniz. Benimki Samet Jankovic direkt olarak. Robot süpürgemin başlat tuşuna bastıktan sonra bunu isterseniz manuel olarak isterseniz uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Benim burada en sevdiğim olay uygulama arayüzünün Türkçe bir şekilde karşılıyor olması bizleri ve önceden yapmış olduğum temizlikleri görebiliyor olmam. Robot süpürgemizi Wi-Fi e ağına bağladıktan sonra işte karşınızda mobil uygulamayı görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan emiş gücünüzü ayarlayabiliyorsunuz. Programlar var. Mesela haftanın her günü 8 veya 9 fark etmez işten kaçta geliyorsanız veya işe kaçta gidiyorsanız evinizde olmadığınız vakit buradan programı kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Mesela pazartesi saat 8'e ayarladığınız zaman robot süpürgemiz pazartesi sabah saat 8'de temizleme işlemine başlıyor. Temizlik geçmişini sağ altta görebiliyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman önceden yapmış olduğunuz temizlikleri robot süpürgenin kaç dakika çalıştığını kaç metre kareyi temizlediğinde buradan görebilmek mümkün. Hemen üst tarafında haritamız var. Robot süpürgemiz haritayı oluşturduktan sonra direkt olarak evinizin haritasını görebiliyorsunuz. Nerede temizlik yapmış, nerede nokta var yani manyetik şerit var. Hepsini rahat bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen sağ üstte bir ayar simgesi var. Buraya tıkladıktan sonra ses ayarlarını yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Farklı dil seçenekleri var. Türkçe yok. Umarım bir güncelleme ile birlikte Türkçe ses yardımı da gelir. Robotun bul diye bir özellik var. Buna başlat dediğiniz an robot haritada neredeyse direkt olarak konumunu buradan görebiliyorsunuz. Otomatik dönüş temizlemeyi kesinlikle açın arkadaşlar. Çünkü pil seviyesi azaldığı zaman %80 bataryayı şarj ettikten sonra kaldığı yerden devam ediyor robot süpürgemiz temizliğe. Burada birim ayrılığını görebiliyorsunuz metrekare veya fit anlamında. Bakım kısmı burası gerçekten çok önemli. Burada size filtrenizin, ana fırçanızın, yan fırçanızın ve sensörlerin ne kadar temiz olduğunu, ne zaman değiştirileceği konusunda bilgiler veriyor. Görmüş olduğunuz gibi mobil uygulamanın arayüzü bu şekildeydi. Temizlik ve buradaki özellikler gerçekten beni tatmin etti. Neden tatmin netti. Çünkü piyasadaki çoğu robot süpürgenin fiyat bandına baktığımız zaman bu robot süpürgemiz gerçekten çok uygun fiyatlı ve şöyle de bir durum var. Anker'in üretmiş olduğu bu tarz ürünler yani hayatımızı kolaylaştıran bu ürünlerin uygun fiyatlı bir şekilde bizleri karşılaması ve gerçekten fiyat performans odaklı olarak satılması biz kullanıcılar için oldukça önemli. O nedenle Anker'in bu tarz ürünlerini oldukça beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Robot süpürge alacaksanız bu modeli tercih edebilirsiniz. Açıklama kısmına link bırakacağım. G hibrit modeli. Gün sonu yorumuna gelecek olursak bu robot süpürgeyi oldukça beğendim. Çünkü ofis ortamında zaten temizlik detaylarını gördünüz. Eksik yanları var mı? Elbette ki olacak. Çünkü bir robot süpürge tasarlarken veya herhangi bir teknolojik ürün tasarlarken tam anlamıyla donanımlı olmayabiliyor. Kullandığımız çoğu teknolojik üründe aksaklıklar veya eksiklikler olabiliyor. Bu robot süpürgede eksik bulduğum yanlar şu şekilde. Türkçe dil desteği olsaydı gerçekten çok iyi olurdu ama zaten bu basit bir şey. Yani bir güncelleme ile birlikte bunu entegre edebilirler. İkinci ele eleştirdiğim kısım robot süpürgenin altında bir adet fırça var. Bir adet fırça olması çok mu sıkıntı yaratır? Hayır yaratmaz. Ancak iki fırça olsaydı böyle daha iyi olurdu diye düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında bu robot süpürgede eleştirdiğim yanlar bu kadar. iki taneydi. Siz neler düşünüyorsunuz? Bunu lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki inceleme videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.